Allah Allah, nerede bu kedi ya? Allah'ım yarabbim ya. Öf. Nerede bu pırtık ya? Pırtık. Pırtık. Yok oğlum, yok ya. Yok, bu tarafa baktım, o tarafta da yok. Neyse, çıkar bir yerden, şey yapma. İnşallah Kudret abi. Ozan. Heh. Ya bir şey diyeceğim, sen bu yeni taşınan cep telefoncuyla tanıştın mı oğlum? Bir yardıma falan ihtiyacı var mıymış acaba? Yok abi, vallahi daha görmedim. Açmadı daha. Bilmiyorum. Aha, açtı. Kardeşim. Selamun aleyküm, mahallemize hoş geldin. Ben Kudret, bu bakkalın sahibiyim. Bu da manav arkadaşımız Ozan. Eyvallah, merhaba. Eyvallah, eyvallah. Ben de Mustafa Elektronik. Evet. Mustafa kardeşim. Efendim oğlum, kusura bakma, biraz yoğunum biliyor musun? Dükkanı yeni açıyoruz. Hiç kusura bakma, evet. Şey diyeceğim bak, en ufak bir yardıma falan ihtiyacın olur, hemen bize haber ver, ona göre buradayız. Eyvallah, eyvallah. Evet. Ya bu... Cep telefonlarını da bayağı küçülttüler değil mi? Evet. Her cebe girdi vallahi. Büyük nimet yani sonuçta değil mi? Boş versene ya. Vallahi abi girdi de ne oldu ya? Yani yemin ederim her tarafımızı radyasyon sardı. Yani safi zarar. Ya olsun canım, yani olacak o kadar. Herkesle iletişimi sağladı sonuçta. Tabii. Şimdi herkesin cebinde bir tane var değil mi? Yok, bende yok. Nasıl? Cep telefonun yok mu? Aynen, bende yok. Yani bana kalırsa gereksiz bir icat. Niye satıyorsun o zaman? Sana kadın pedi lazım oluyor mu? Yok. Niye satıyorsun o zaman? Adam haklı ya. Abi de güzeldi. Vallahi ben çok sevdim bu adamı. Ben de beğendim, çok iyiydi. Kolay gelsin çocuklar. Oo, Tufan abi hoş geldin. Tufan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ozan, bak bu kremi eczaneden anne için yaptırdım. Anne ayaklar, mi? Aynen aynen. Ayaklarının altına sürsün, varis için, ağrılar için iyi gelir dedi yani eczacı. Ha, çok iyi ya, sağ Kudret, ol. Bu da senin çocuğa krampon. Futbol akademiye başlamış. Ha? Evet, antrenmanlar başlamış yani. Motivasyon olur yeğenime. Ya sen ne ince düşünceli bir adamsın Tufan abim ya. Gerçekten yani Tufan Bey, otursaydınız lütfen bir çayımı çi... Yok yok, kalmayacağım fazla. Şu aşağı sokaktaki yaşlı teyzeyi evinden çıkarıyormuş ev sahibi. Ah. Gidip kirasını ödeyeyim, bir de böyle karda kışta soğukta kalmasın diye bir yardım edeyim diyorum ya. Yani. Vallahi. Vallahi sağ ol. Ya Tufan Bey. Çok kral adamsın. Bu hareketinle büyük alkış topladım be Tufan abi. Öyle oldu. Ya. Öyle yani oldu. Gerçekten. Öyle oldu. Tufan Bey var ya, bu dünya sizin gibi iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Gerçekten bakın. Bu arada tanıştıralım. Yeni esnaf arkadaşımız Mustafa. Mustafa Tufan Bey. Öyle mi? Ya. Memnun oldum. Sağ hayırlı ol. Olsun. Bir yardım lazım mı? Ya sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Evet. Hadi ben kaçtım. Kolay gele. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz abi. Eyvallah abim ya. Ya çok kral adam be. Gerçekten. Yes. Bak annem aşırı sevinecek bu kreme biliyor musun? Öyle abi? Öyle öyle vallahi. Ya Mustafa kardeş bak, bu Tufan abi gerçekten çok iyi adamdır ha. Bütün mahallenin öğrencilerine mesela burs sağlar, fakirlerine yardım eder. Öyle güzel, öyle özel bir adam. İyi ki mahallemizde böyle güzel adamlar var ya. İyi ki vallahi. Boş versene ya. Niye? Yani hani bu devirde kim kime öyle iyilik yapıyor durduk yere değil mi? Hani bana kalırsa kendi PR'ını yapıyordur. İki gün sonra muhtarlığa adaylığı koyar, parsayı toplar. Yok canım, yok hiç öyle bir adam değil ya. Adam karşılıksız yapıyor bunları. Eyvallah abi, tamam boş ver ya. Aynen o şekilde olur. Yalnız muhtarlığa adaylığını falan koyarsa ben oy falan vermem Kudret abi. Baştan söyleyeyim. Yani iyilik dediğin karşılıksız yapılmalı yani. Oğlum. Yakışmadı Tufan abiye. Ne alakası var lan bunlarla? Yakışmadı abi. Ozan bak. Bu çok yakışıksız bir söylem. Öyle şeyler söyleme. Tufan abimiz kanatsız bir melek ya. şimdi Mustafa kardeş, ben seni anladım. Sen biraz negatif bir insansın. Tamam. Ama hiç merak etme, bizim mahallede hiç böyle şeyler olmaz kardeşim. Oh, çok güzel. Vallahi Allah bozmasın abi. Mutlaka öyledir, evet. Aa, Leman abla. Oo, Leman abla hoş geldin. Gel, gel. Leman abla. Fırtığı gördün mü sen hiç buralarda ya? Ha? Sabahtan beri yok ortada. Ne bileyim, dolanıyordur oğlum. Kestiriyordur bir yerde hızlı. Hadi inşallah ya. Ah ablam be, bak yine sokak hayvanlarını besliyor, görüyor musun? Ya bu hayvanlar sensiz ne yapardı? Hayır, her sabah bir de yorulmuyorsun böyle. İnsan hiç çocuklarını beslerken yorulur mu be? Öyle şey olur mu? Onlar benim yavrularım. Boş versene ya.
Kardeş, ha sen neyi boş versene ya? Hayır bak, bu kadın her sabah erkenden kalkar, bütün mahalleyi dolaşır. Sokak köşelerine koyduğu mama ve su kaplarını doldurur. Öyle müthiş bir insan bu kadın. Ha, ya bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar, yani siz Hansel'le Gretel'i okumadınız mı? Ben okudum da ne alaka? Bir dakika, bu Hansel'le Gretel'i şimdi alıyor, büyütüyor, semirtiyor. Ondan sonra ne oluyor? Ne oluyor? İşte onu söylüyorum. Hayır, ben geldiğimden beri mahallede vallahi hiçbir hayvan göremedim. Ne bir kedi, hem köpek. Yok, gören yok yani. Bu hayvanlar nerede acaba? Nerede? Ben de sana onu soruyorum. Nerede acaba? Şarküter reyonunda olmasın? Oh, artık! Ya sen ne diyorsun? Bu kadın bu hayvanlar için ölüyor ya, ölüyor. Ya hayvanlar da onun için ölüyorsa? Eyvahlar olsun, pırtık sucuk mu oldu şimdi? Ne alakası var? Sen niye hemen gaza geliyorsun Ozan? Ay çocuklar, ben diğer mahalleye geçiyorum. Haydi size güle güle, kolay gelsin. Leman abla bir dakika dur, Leman abla dur. Dur dur bir dakika, dur bir dakika dur. Leman abla bak. Bak pırtık benim için çok özel bir kedi. Evet. Bak. Ben onsuz yaşayamam. O benim her şeyim. Tamam, güzel. O benim evladım. Ne yapayım? Ne demeye çalışıyorsun Ozan sen? Allah Allah, ne ima ediyorsun? Kediden sucuk olmaz. Aa! Kokar bir kere. Ne diyor bu be? Ne diyor? Yok yok bir şey. Ablam, ya bizimki ilaç aldı da ilaç ona dokundu herhalde. Hadi sen işine bak, Allah hadi görüşürüz. Allah Allah! Bir şey yok ya, ilaçlar, ilaçlar. Hayatım. Dur, sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum abi? Sen niye Leman ablayla öyle şeyler söylüyorsun ya? Leman ablam yapar mı hiç öyle şey? Ne bileyim abi, pırtığı da sabahtan beri ortada göremeyince birden endişelendim yani. Şüphelendim birazcık. Bir şey olmamıştır değil mi ona? İsmi neydi? Pırtık. Olmuştur. Baksana ya. Lan oğlum. Dur bir. Kardeş. Bak ben seni anladım. Ama sen bu mahalleye böyle fitne, fesat tohumları ekemeyeceksin. Ya. Bu mahalle öyle bir mahalle değil. Bu mahallenin insanları birbirine sıkı sıkı kenetlenmiştir. Tamam abi, Allah sıkı sıkılığınızı bozmasın ya. Bir şey demedik, tamam öyledir, eyvallah. Tamam lan, sen şimdi diyorsun ki kimse kimseye bedava iyilik yapmaz, öyle mi? Yapmaz. Tamam, öyleyse ben sana bir tane isim söylüyorum. Söyle. Harizmi. O kim abi, akraba mı? Harizmi dediğim cebiri bulan, evet, matematiği geliştiren bir bilim insanı. Akrabam değil, anladın mı? Şimdi bu adamın ne çıkarı vardı da insanlar için sayıları buldu, geliştirdi acaba? Yani ne bileyim, onun zamanında esnaf ihtimal biraz şakaldır. Buna üç aldın beş verdin yapmışlardır. Ulan ben sayıları bilmediğim için siz beni kazıklıyorsunuz deyip sayıları icat edip bu onları kazıklamıştır. Niye böyle yani? Ulan bu adam Şirinler Köyü'ne gitse iki güne kalmaz Neşeli Şirin, Şirin Baba'yı bıçaklar. Bu nasıl bir adam? Tamam abi. Peki lan, o zaman söyle, Einstein izafiyet teorisini niye buldu? Gündeme gelmek için. Faraday elektriği niye icat etti? Faturadan cukkalamak için. Gandhi tuz yürüyüşünü niye yaptı? Tansiyonu düşmüştür. Lan konuşma. Tamam, tamam. Bu adamla konuşmak istemiyorum ben o zaman. Vallahi billahi beni çok sinirlendiriyor. Evet abi, kızardın, gel otur şöyle. Vallahi kızardın ya. Ay ya, ayrıca Kudret abi sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi ya? Okuyorum oğlum ben. Vay be. Ayrıca sen duymuyor musun? Bak Tufan abiye, Leman ablaya neler söylüyor bu? Yok bir tanesi muhtar seçilecekmiş, yok öbürü hayvan kesiyormuş falan. Çocuklar, size harika bir haberimiz var. Ha. Ah ver abi ver, vallahi iyi haber duymaya ihtiyacımız var ya. Leman Hanım'la muhteşem bir projeye imza atıyoruz. Mahallemizdeki bütün sokak hayvanlarını toplayacağımız bir barınak açacağız. Hepsini oraya toplayacağız ve başında da Leman Hanım olacak tabii. Ay, hepsi Tufan Bey'in sayesinde. Ay Tufan Bey, siz bu mahalleye muhtar olun bence. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun layık gördüğünüz için. Kısmet, kısmet değil mi? Hadi gidelim diğer mahalleye de müjdeyi verelim. Hadi görüşürüz çocuklar. Kolay gelsin abiciğim. Hayvanların hepsi Leman abla, Tufan abi, muhtar. Lan pırtık. Gelin lan buraya. Lan tut, hayır lan. Ama abi pırtık. Sus lan. Sen gazı alıp nereye gidiyorsun öyle? Pırtık pırtık. Ne pırtık? Ama pırtık ha. Aa. Bir dakika dur. Pırtık. Pırtık gel bakayım. Anam geldim ya. Sen nereler testin? Al işte. Anasını yiyor acaba. Gördün mü pırtık? Pırtık anasını yiyor. Aynı kedi mi o? Evet. Aynı aynı. Pırtık. Bu pırtık. Ha pırtık. Tamam. Ben merakımdan sordum sadece. Ya, sordum. Bir şey mi oldu? Hayır, aynı mı değil mi? Hayır, varsa bir gelin de. Hayır, bir yerde kestiriyordu dedi pırtık için de. Acaba şarküteri reyonuna mı kesti? Abi bak ne diyor?
Lan bu adamın sözlerine kalıp o güzel insanları da üzecektin az daha. Evet doğru. Bu adam mahallemize dadanmış pis bir ur. Tamam dur ben şunu bırakayım da çevireyim. Alo. Efendim hayatım. Aa, hayır canım olur mu öyle bir şey? Ne borcu? Hayır senin bana kesinlikle borcun falan yok. Hayatım bak zaten. Bir dakika bak. Bu ara sıkışık olduğunu ben de biliyorum. Ben o borcu tamamen sildim. Kesinlikle. Şimdi yengeyi alıyorsun o parayla güzel bir tatile götür. Hadi tamam kapatıyor. Hadi hadi hadi. Hadi eyvallah. Bak 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 ya. Kimlere iyilik yaparken görüyorum. He al işte. İyilik yapmışsın sen de. Boş versene ya. Lan oğlum neyine boş versene ya? Adama işte bak borç para vermişsin şimdi de sıkışık diye geri istemiyorsun. Ya kim bilir niçin yapmışımdır ya? Niçin yaptın ya? Ya durduk yere niye kimse kimseye gitsin bir iyilik yapsın? Yani kesin mi aklından bir şey geçmiştir? Bir köpeklik, bir cinlik geçmiştir aklından. Yoksa durduk yere niye birilerine gideyim iyilik yapayım ki ya? Deli lan bu. Beni de delirtti. Oğlum böyle... Gir lan içeri, dükkanına çek. Niye yapayım benim ki? Benim seni hiç göresim yok. Tamam, i̇çeri tamam, gir, içeri. Abi, sakin ol. Abi bak dur, adam esnaf arkadaşımız yani. Lan ne esnaf arkadaşımız, esnaf arkadaşımız? O esnafsa ben esnaf değilim. Bırakırım esnaflığı. Çok uyuz oldum. Bak ben bu tipe. Kudret abi bak, belki de onun da yaratılışı budur yani. Adamı da böyle kabul etmemiz lazım belki de. Öyle değil mi ya? Yüz yüze bakacağız adamla. Hemen asıp kesmek yakışmıyor sana yani. Mustafa kardeş. Tahlil sonuçlarını aldım. Sana verdiğim böbrek tam olmuş. İkimiz için de sorun yok. Kutlamak için de tatlı getirdim. He. He. Tatlı getirdin. Ha, çok sağ ol ya. Teşekkürler. Evet. He. Olmuş yani. Olmuş. İyi. Ben gideyim o zaman müjdeyi aileye vereyim. He, ver. Tamam. Şey yapmıyoruz. Sarılma falan, sevinç. Demek tutmuş. Evet. Mustafa kardeş, çok mutluyum ya. Sen de artık bizimlesin. İyi ki böbreğimi sana vermişim. Evet, evet. Bir sarıl la, bir şey yap. Evet. Evet. Çok güzel. Hadi, hayırlı uğurlu olsun böbreğim. Sağ ol. Size de kolay gelsin efendim. Sağ ol kardeş, sağ ol. Ha? Ne oldu? Adam sana böbreğini vermiş. Canından bir can vermiş. Hadi buna ne diyeceksin acaba? Boş versene ya. Hayret bir şey. Zaten tek böbrek adama yetiyor. Hani ikincisini ona vereyim, ömür boyu bana minnet etsin, değil mi? Taş yapma ihtimalini de %50 azaltayım. Boş versene abi ya. Lan bana bak, Kemalettin Tuğcu seni görse 20 kitap daha yazardı sana yemin ediyorum. Bu ne kadar kötü bir adam bu ya. Tamam. Gir lan içeri. Gir dükkandan içeri. Abi, bırak adamı ya. Hadi abi, hadi. Kudret abi, adam esnaf arkadaşımız. Yüz yüze bakacağız diyorum ya. Ay artık esnaf arkadaş ya! Allah'ını seversen! Oğlum sen ne kadar iyi yürekli bir insansın! Hitler buraya dükkan açsa onunla da mı arkadaş olacağız? Abi tamam sakin ol ya. Oo, Feridun amir hoş geldiniz. Ne haber çocuklar ya? Ne yapıyorsunuz? Sağ olun. Hoş geldin, hoş geldin ya. Uğraşıyoruz deliğine amirim. Sen nasılsın, iyi misin? Eyvallah, selam vereyim dedim geçerken ya. İyi yaptınız Serdin abi. Ay, madaliller ne güzelmiş ya. Sağ olun. Çocuklar bayılır bizim. Dur, öyle mi? Dur, hemen vereyim. Ha, dur, dur. Şey yapma, dur. Ne oldu? Cüzdanı almamışım, cüzdanı. Yok. Sonra alırım, başka zaman. Bir şey de bir şey. Olmaz oluyor, olmaz öyle şey. Feridun abi, lütfen. Şöyle bak, şöyle ben takdim edeyim. Alın lütfen. Kardeşimize bizden armağan olsun. Olmaz öyle, hayır. Olur, olur. İçimden geldi. Buyurun. Boş versene ya. Eyvah. Pardon. Niye öyle dediniz? Ay, hiç öyle. Söyleyiverdim yani. Yok ya lütfen bir şey ima ettiniz. Ne demek istediniz anlamadım. Ay yok. Ne bileyim. Esnaf zabıtaya hani ücretsiz bir şekilde bilavedel bir nektarin veriyor. Yani sanki bir dahaki uygulamada beni es geç gibi. Yani şüpheli bir alışveriş gibi geldi bana yani. Nasıl yani rüşvet mi diyorsun? Aa, ben öyle bir şey demedim. Yani şu an siz kendi ağzınızla söylediniz. Bana bozun. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Vallahi mühürlüyorum. Hayır amirim bir dakika öyle bir şey yok. Ben içimden geldi iyi niyetle. İyi niyet diyor. Boş versene ya. Ya. Yok benim içime bir kurt düştü. Ben bu dükkanı... Hayır amirim düşmesin ya. İçimden geldi iyi niyet. Amirim yapmayın. Amirim yapmayın. Hiç... Sağ ol boş bulundum ben ya. Görevimiz, görevimiz, vazifemiz. Ne demek, ne demek? Ulan. Ulan! Ulan ben seni yerim bak. Daha dur ya. Bu bizim esnaf arkadaşımız değil mi? Yüz yüze bakacağız. Yakışıyor mu asmak kesmek birden? Gel lan ben böyle esnafı. Al işte buyur insanoğlu çiğsi denmiş. Hemen de şiddet. Oğlum bak seni çiğsi yerim lan. Bırak ulan.
aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç ulan bak. Bir dakika. Affedersiniz, telefon alacaktım. Boş ver seni ya. Ulan aç kapıyı bak. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılarımıza ve